Şimdi geçen hafta bir haber vermiştik hatırlayacaksınız Almanya Eurofighter satışı için teknik görüşmelere izin verdi diye. Demiştik ki ne oluyor Eurofighter alacak mı Türkiye? İşte ABD ile bir F-16 anlaşması yapılmıştı. Şimdi buna dair Milli Savunma Bakanlığı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuamiral Zeki Aktürk biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müşaviri haftalık olarak gazetecilere bilgi veriyor. Önemli açıklamalar yaptı Sayın Aktürk. Dedi ki bu Eurofighter'larla ilgili karşılıklı bir şeylerden ödün verileceği, anlaşmalar yapılacağı kesinlikle doğru değil. Evet Eurofighter ve F16 ile ilgili süreç devam ediyor fakat bizim önceliğimiz yerli ve milli uçaklarımız dedi. Bu vurgu önemli. Haberi izleyelim. Ardından bir soru soracağım. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası Ülkemizin savunma ve güvenliği için çalışmalar nazim ve kararlılıkla devam etmektedir. İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne saldırısı, orada görev yapan Türk personelin durumu, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları saldırıları yakından takip ettiklerini söyledi. İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'a yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. Unifil karargahında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ateşeliğimiz kendileriyle sürekli irtibat halindedir. Müzik Almanya'dan tedarik edilecek olan Eurofighter'la ilgili gelinen aşamada gündemdeydi. Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda Almanya'nın Türkiye'den bazı garantiler istediği iddiaları bakanlık kaynakları tarafından yalanlandı. Bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız Hürjet ve 5. nesil milli muharip uçağımız olan Kaan Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelikse teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir. ve terörle mücadele son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı da açıklandı. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2194 olmuştur.